Değerli izleyenler, bir Duygu Okulu programına hoş geldiniz. Duygu Okulu'nda değişik konuları konuşuyoruz. Bugün daha da değişik bir konuyu konuşacağız. Zaman kavramını ve zamanın yönetimini. Zaman bir kaynak yönetimi olarak ne anlama geliyor? Nasıl yönetiyoruz? Ve zamanla ilgili kıymetini biliyor muyuz zamanın? Yani bütün bunların üzerinde durmak ve özellikle genç arkadaşlarımıza söylüyorum. Zamanı iyi yönetmeyi öğrencilik yıllarında öğrenirlerse hayatta fark oluşturmayı başarırlar. Konuları konuşacağız ama bunun aynı zamanda hastalıklarla da ilgisi var. Dikkat eksikliğiyle ilgisi var, şizofrenle ilgisi var, depresyonla ilgisi var ve bazı gizli depresyonlarla da ilgisi var. Kişilik sorunlarla ilgisi var. Bunları konuşacağız. Duygu Okulu'nun genel konsepti neydi? Duygu Okulu'nda biz duygularımızı yönetebilmeyi öğreniyoruz. Duyguyla düşünce farkını ayırt etmeyi öğreniyoruz. Ve genellikle şu hata çok yapılıyor. İçimize bir his geliyor. Bu hissi düşünce zannediyoruz. Ya aklımıza bir düşünce geliyor. Buna inanç zannediyoruz, his zannediyoruz. Bunun ayrımını bildiğimiz zaman aslında birçok hastalıkların başlangıcının önünü kesmiş olabileceğiz. Bu programda olayların üzerinden, sorunların üzerinden giderek duygu-düşünce farkını, duyguların sorumluluğunu almayı, duygularımızı tanıyabilmeyi, başkalarının duygularını tanıyabilmeyle ilgili burada analizler yapacağız. Bunu yaparken skeçlerle canlandırmalar yapıyoruz. Hem skeçlerin canlandırılmasında, skeçlerle yapılan canlandırmada hem de programın yönetiminde İlker Bey yardım ediyor bana. İlker Bey'i çağıralım mı? İlker Bey buyurun. Hocam bugünkü bölümümüzün adı vakit nakittir. Yani gerçekten zaman çok önemli bir şey. Hep de bu sözle atfedilir bu önem. Açıkçası yani kendi iş hayatımda da sosyal hayatımda da zamanı yönetmeye çok önem vermeye çalışıyorum ama tabii ne kadar iyi yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz belki birazdan da biraz hicivli görme şansımız olacak. Vakit nakittir herkes biliyor ama şu vakit nakitten de daha kıymetli. Neden? Çünkü nakiti biriktirebiliyorsun, nakiti çoğaltabiliyorsun, nakiti ne yapabiliyorsun? Aynı zamanda satabiliyorsun. Zamanı şimdi bak biriktiremiyorsun, satamıyorsun, çoğaltamıyorsun. Telafisi yok. Telafisi yok. Bu nedenle zaman vakitten daha kıymetli. Bunu çok da zaman cömertiyiz, biliyoruz. Birçok zamanı boşuna harcıyoruz. Bu bizim için bir zaman konusunu konuşup tartışmak çok önemli. Evet. Bugün onu yapmaya çalışacağız. Tabii zamanı verimli kullanmak, hiç dinlenmemek, hep çalışmak anlamına gelmiyor. Değil, dinlenmek de bir verimli aslında zaman. Boş zaman demiyoruz, serbest zaman diyoruz. Ha. Boş zaman yok, yanlış boş zaman, serbest zaman. Yani kişi rutin yaptığı işler arasında bir serbest zaman ayıracak kendine. Onu da serbest zamanı da planlayacak. Zaten hocam şimdi siz söyleyince yabancılaştım. Sonuçta ben de öyle kullanıyordum. Hem soruyoruz ya birbirimize. Boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Zaten bir şey yapıyorsam boş değil yani değil tabii. Mi? Çok şey biraz ironik, anlam karmaşası tabii, oluyor yani. Tabii. Yani serbest. Onun için zamanı boş zamanlar aslında serbest zamandır. O zamanı da yani hayatın tadını çıkarabilecek şekilde güzel şekilde yaşamak mümkün. Tabii. Evet. Hocam şimdi zaman yönetimi deyince isterseniz skeçle başlayalım. Tamam. Bir görelim hocam zamanı yönetemeyen bir kişiyi. Bilin bakalım zamanı kim yönetemeyecek. Tabii, her zaman. Alkışlarla oyuncu arkadaşlarımızı davet edelim. İlker? Evet. Toplantı salonunu 15 dakikalığına mı ayarladın? Evet, 15 dakikalığına ayarladım. Ne yapacaktım ki başka? Yani belliydi abi. İlker'e niye bıraktık ki biz bu işi? Niye böyle diyorsunuz canım? Allah Allah, haftalık toplantıda ne var yani? 15 dakikada hallediyoruz zaten. En sonuncusu 1,5 saat olmuş. 1,5 saat mi sürdü? Ya bu toplantılar bana hep 15 dakika gibi geliyor. İşimi çok sevdiğim için herhalde. Neyse. Benim bir tane raporum var sunulacak. Hemen başlayayım tamam, dilerseniz. Tamam hadi başlayalım. Zamanı verimli kullan. Süremiz doldu ya. Ne? Toplantı odasını boşaltmamız gerekiyor. Ne yapsak? Ha şurada. Ya asmayın suratınızı, gelin ya. Şurada. Gel. Burada kokteyl düzeni devam ederiz. Daha iyi bak, ayaktayız. Ayakta olunca hiç kimse lüzumsuz da konuşmaz, anladın mı? Güzel olur. Hadi sen sunum yapacaktın. Ben başlıyorum tamam, o zaman başla. İlker Bey. Bu haftalık sunumu... Sunum burada mı yapacaksın? Projeksiyon
olmadığı için. Aa, değil mi? Evet, evet, orası tabii toplantı odasını şey yapınca proje. O zaman şöyle, aa bir dakika, çok özür. Telefonum, ay ne kadar oldu biz başlayalı? Yarım saat falan. Yarım saat oldu mu ya? Yapmayın ya. Abi benim Kadıköy'de bir toplantım vardı. Ya, benim oraya gitmem lazım, sonra devam ederiz ya. Kadıköy'de? He ya, şuradan 5 dakikada giderim ben ya. En az bir saat. Bir saat mi? Ya kardeşim ben bir saatte yürürüm oraya ya. Siz devam edin hadi. Siz gidin. Siz hadi gidin. Sana iyi yürümeler. Ha, sağ ol sağ ol hadi. Ben Kadıköy'den gelince size sesleneceğim. Ya çok geç kaldım ya. İlker Bey bana projenizi anlatacaktınız ama. Bugün mü anlatacaktım? Evet. Allah Allah ben bugüne ne kadar çok şey koymuşum ya. Kadıköy'de çok acil toplantım var. Gideyim gelin gelince şey yapsak. Ama o zaman mesai bitecek. Mesai bitecek ama canım yani işimizi seviyoruz biraz mesai yaparız değil mi canım yani ha ne diyorum işimizi seviyoruz ya tamam gelince ben sesleneceğim tamam İlker selam Faruk İlker Faruk İlker senin ne işin var abi şirkette nasıl ne işin var ya oğlum öğlen arasında gel yemek yiyelim beraber dedin ya pazartesi sen çağırdın bu pazartesi miydi o pazartesi. Tabii tabii. Ay hatırladım tabii canım. Ya Kadıköy'deki toplantı çoktan bitmiş olacaktı da ben daha inanır mısın daha gidemedim ki. Ya madem o kadar yoğundun niye çağırdın? Ya beni? Yoğunluk değil canım 5 dakikalık bir toplantı ya. Yani bir şey değil yani. Sen de gel. Bak sen gel 5 dakikalık toplantıyı benim yanımda dur halledelim. Ondan sonra ben sana vakit ayıracağım. Buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam hadi tamam. Bakalım. Hadi gel beraber gidelim. Gel. Gel. İlker. Akşam maça geliyorsun değil mi? Akşam, bu akşam mı? Bu akşam. Bak geç kalma. Geç kalmam canım. Hep geç kalıyorsun, hayır. Eksik oynuyoruz. Kardeşim benim, yani bizim Nazım'la karıştırıyorsun herhalde. Hep geç kalalım, saçmalama. Ben geç falan kalmam. maç da varmış. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam tamam, hadi. Maç da varmış. Ben yemekçiyim. Yok ama şöyle şimdi ben söz sana vakit ayıracağım. Tamam. Yani seninle olan vaktimizi geçireceğiz. Buluşmamızı gerçekleştireceğiz. O zaman şöyle yapalım. Zaten artık Kadıköy'e gitmemizin bir anlamı kalmadı. Kaçırdık o toplantıyı. Eve gidelim. Evde eşyaları alalım. Maça beraber gidelim. Tamam. Tamam hadi gel. İlker geldin mi? Neredesin? Gel abicim otur. Neredeyim? Gel, işim, çalışıyorum. Kusura bakma yenge biraz emri vaki oldu ama. Önemli değil hoş geldin. Neredesin sen? Ne geldik işte hayatım Allah Allah. Bu akşam maça gideceğiz. Faruk'a da bir tane şey benim eşofmanlardan ayarlar mısın hadi? Ne maçı İlker? Annemler gelecek akşam. Annemler mi gelecek? Ben sana vakit ayıracağım söz. Yani kesinlikle vakit ayıracağım. Ben yani biz o buluşmayı yapacağız ya bugün. Annemler tamam hayatım halı saha dediğim 5-10 dakika oynuyoruz ya. Ne 10 dakikası? İlk kere en az 1 saat sürüyor o maç. Sürüyor mu o kadar ya? Normal öyle de. Allah ya ben de maçlar hep 10 dakika gibi geliyor. Kondisyonum çok onda. Sana her şey 10 dakika İlker'cim. Hayatım şöyle tamam o zaman şöyle yapalım. Biz maça gidelim. Maçtan sonra da gelelim annemlerle beraber otururuz. Ben sana ayıracağım vakit ya. Tabii ben, tabii. Evet yani. Tabii. Şey, hadi çabuk gidelim. Bizim Nazım da sol açık oynuyor. Valla benim şeyi ona verirler. Hadi hayatım görüşürüz. Bay bay. Ya Rabbim. Her şey 5 dakikada. Evet her şey 5 dakikada. Her şeyi çorba gibi yaptım. Ama hocam gerçekten var böyle tipler. Yani ben gerçekten şahit oluyorum. Nasıl parasal kaynaklarımızı boşa harcıyorsak ve bu nedenle birçok yatırım boşa gidiyorsa, birçok mali fırsatları kaçırıyorsak, aynı şekilde zaman yönetiminde de istek ve ihtiyaç dengesi çok önemli. Zaman yönetiminde yani bir sabah bir hedef koydunuz, şunu yapacağım tarzında. Ve bunu yaparken kişinin ihtiyaçlarını önceden belirlemesi gerekir. Ama istekleri ne yapıyor insanın? Ya şunu da yap, şuraya da takıl, şuna da git. Ya böyle durumlarda kişi ne oluyor? Olaylar kişiyi yönetiyor. Ve zaman yönetimini yapamayan bir kişi ortaya çıkıyor. Yani istek ve ihtiyaç arasında dengeyi kuramamak. Nasıl parasal yönetimde önemli, zaman yönetiminde de yani isteklerimizle ihtiyaçlarımız arasında belirleme kurabilmek önemli. Peki ihtiyaç nasıl belirlenecek? İhtiyaç analizinde şu yapılır. Bu hatta ben asker kökenli olduğum için oradan biliyorum. Askeriyede bir en iyi hareket tarzını belirlerken en önce kişi hedefini belirlemesi gerekiyor. Stratejik hedefini. Stratejik hedefi nedir? Onu belirleyecek. Ondan sonra stratejik yığınaklarını yapacak ve en iyi hareket tarzını belirleyecek. Bir savaştaki yönetim bak aynı mantıkla. Kaynak yönetimi. Orada da zamanı iyi kullanmak önemli. Gücü iyi kullanmak önemli. Yığınakları ona göre yapmak önemli. Şimdi zaman yönetiminde nasıl olacak? Kişi, iktisat kelimesi de parantez açıp söyleyeyim.
maksat kelimesinden geliyor Arapça. Maksat kelimesi. Yani maksat, maksat kelimesi ihtiyaç kelimesinin türü. Yani iktisat yapabilmek istiyorsanız önce maksadınızı belirleyeceksiniz. Hedefinizi, amacınızı ve hedefini belirleyeceksiniz. O maksada göre elinizdeki imkanları uygun bir şekilde kullanacaksınız. İktisat teorisyenleri bilir. Elimizdeki sınırsız istekleri sınırlı ihtiyaçlara göre kullanabilme sanatıdır iktisat. Şimdi zaman da aynı şekilde. Sınırsız isteklerimizi sınırlı ihtiyaçlara göre kullanabilme sanatıdır zamanı yönetebilmek. Bunu yönetebilmeyi doğuştan öğrenmiyoruz. Çocuklar bilmiyor. Bu tamamen sonradan öğreniliyor. Sonuçta bize zengin bir, boş bir ömür verilmiş. Yani yaratılıştan bir zaman verilmiş. Bunu nasıl kullanırsak hayatımızın sonuna geldiği zaman zaman yönetimini, ömür kısa ama yapacak işler çok. Yani sonuçta zaman yönetiminde iki konu var. Zaman piramidi oluşturacağız. İki tane zaman piramidi. Birinci zaman piramidimiz önem piramidi. En önemli konuya en üstte koyacağız. Piramidin en üstüne. Daha az önemli olanı daha az alta sıralayacağız. En önemli konuya en çok zaman ayıracağız. Piramidin en tepesine. Daha az önemli konuya daha az zaman ayıracağız. İkinci piramit de öncelik piramidi. Öncelik piramidi ne var? En öncelikli konuya en çok zaman ayıracağız. Yani en öncelikli konuya en öncelikli zaman ayıracağız daha doğrusu. En öncelikli. Yani şimdi ya bir insan yolda gidiyorsun. Bir arkadaş dedi ki sana sen ne yapacaksın? Yarın sınavın var. Bugün şu kadar saat çalışacaksın. Arkadaşın dedi ki ya şurada çok güzel bir maç var ya. Oraya gidip takılalım. Şimdi senin orada önceliğin ne? Yarınki sınav. Maç mı? Değil. O halde ona güzellikle hayır diyeceksin. İşte bu şeydi. Öncelik piramidine uymaktır. Zaman yönetimde diğer üzerinde durulması gereken konu da yani zaman konusunda stresli bir şekilde yani zamanımı yöneteceğim diye devamlı bir gerilim halinde olmak gerekmez. Yani bir kişi hem rahat olabilir, hem konforlu bir şekilde yaşayabilir, hem de zamanını ustaca yönetebilir. Önceliklendirme iş hayatında da çok çok önemli. Hatta şöyle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Bu eskilerin genel müdür yardımcısı diyebildiği yeni neslin C-level yani CEO, CXO, CFO diye bildiği C-level yöneticiler gerçekten önceliklerini ve zamanı o kadar iyi yönetiyorlar ki yani istisnasız hepsi. Yani sizin söylediğinizin ne kadar önemli olduğu ve o eleğin en üstünde kalanların aslında en iyi yaptığı şeyin bu olduğunu orada gözümüzle bir kanıt görüyorsun, olurcasına görüyoruz. Hatta halk arasında bir şey bile var. Hurafe dönüyor işte. CEO'lar hiç uyumaz mı diye öyle. Hadi uyuyorlar. Gayet de sizin dediğiniz gibi konforlu yaşıyorlar. Müthiş sosyal hayatları ve merakları var. Genelde de ekstrem sporlara kadar yapabiliyorlar. Ama dediğiniz gibi her şeyi de çok iyi yönetiyorlar. Tabii. Koskoca bankayı yönetiyorlar. Binlerce insan yönetiyorlar. Evet. Soru alalım mı hocam? Alalım. Peki sorusu olan var mı? Buraya mikrofon verelim. Hocam şeyi soracaktım ben. Zaman yönetimi açısından kadın erkek arasında bir fark var mı? Kadın beyniyle erkek beyninin çalışması, biyolojik doğası farklı yaratılışta. Erkek beyni rasyonel beyin, kadın beyni emosyonel beyin. Erkek beyni kesitsel düşünür, kadın beyni zamansal, boyutsal düşünür. Daha bütünsel düşünür. Böyle durumlarda erkek beyni mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplamaya önem verir. Sol beyin, eril beyin, sol beyin odaklıdır. Kadın beyni de sağ beyin odaklıdır. Duygular, heyecanlar, müzik, sanat, estetik algılama yönünden üstündür. Bu fark nedeniyle bir olaylara ilk tepkileri kadın ve erkeğin farklıdır. Kadın için risk alanı farklı, erkek için risk alanı farklıdır. Diyelim aceleci ve sabırsızlık zaman yönetiminin en büyük düşmanıdır. Zaman yönetiminin. Doğuştan zaman yönetimi özelliğimiz gelmiyor. Zaman yönetimi beynimizin ön bölgesinin bir fonksiyonu ama zaman kavramları ilginçtir. Beynimizde yenik bir yapılan bir keşif bunu. Bak çok kimse de bilmiyor. Hatta nörobilimciler bile çok fazla bilmiyor. Beynimizde zaman ve mekan kavramını beyincik yapıyor. Beynimizin neredeyse 7-8'de bir ağırlıkta fakat beyindeki hücrelerin %40'ı beyincikte bulunuyor. Cerebellum. Beynin arkasındaki küçük beyin. Beyincik. Bütün beyindeki bütün hücrelerin orayla bir bağlantısı var. İlginçtir. Bütündeki beyin hücreleri oraya muhakkak bir bağlantı veriyor beyinde.
Yani bir bilgi geldiği zaman hemen zaman bu zaman sorusu ne zaman sorusunu sorduğunda orayla ilgili bir network oluşuyor. Ve bu çerçeve içerisinde biz eğer bu soruyu bizim ne zaman olmuştu bu sorusunu soruyorsak orayla bir yol oluşturuyoruz beynimizde. Nerede mekan sorusunu sorduk orayla ilgili bir yol oluşturuyoruz. Yani kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin her soru beynimizde bir network demek. Beynimizde bunu bu altı network'ü kullanıyorsak 5N1K network'ü deniyor buna. Hafızanın altı sadık bekçisi diye geçen iletişimcilerin çok iyi kullandığı bir network. Burada zaman yönetiminde de beyin bunu kullanıyor. Burası ne zaman oldu bu sorusunu eğer bir olayda biz sormuyorsak o beynimizde kalmıyor. Şimdi kadın ve erkek beyni burada nasıl? Kadın ve erkeğin beyni öncelikleri farklı. Biraz önce söyledim ya kadın önceliği duygular, heyecanlar, müzik, sanat, estetik algılamalardır. Erkekte ben merkezi çalışır erkek beyni. Hatta ilginçtir. Erkek çocuklarla kız çocuklarının olduğu bir anaokulunda gözlem yapılıyor. Erkek beyni şöyle çalışıyor orada. Erkek birisi düşüp yaralandığı zaman erkek çocuklar oynamaya devam ediyor, kız çocuklar gidiyor yardım ediyor. Erkek beyni ben merkezci. Kız beyni daha çok empatiyi daha çok yapıyor. Başkalarının duygularını daha çok fark ediyor. Başkalarının ihtiyaçlarını daha çok fark ediyor ve daha anaokulundan daha hayatı öğrenmemişken çocuk bu fark var. Bunun için annelik duygusu bunu anne kadına katıyor bunu. Yani annelik duygusu nedeniyle o başkalarının duygularını okuma yönünden, duygusal okuryazarlık yönünden daha üstün. Ama mekan açısından kadın beyni daha yani mekan sorusunu özellikle sorması lazım. Onun için beynin yönlendirme bölgesi kadınlarda, trafikte de bu çok rastlanır, espri konusu bile olur. O yönden kadın beyni, kadın mekan algısını öğretmek için beynini daha fazla eğitmesi lazım. Erkek empati öğrenmesi için beynini daha çok eğitmesi gerekir, beyninin ön bölgesini. Böyle bir farklılıklar var. Bu farklılıkları bilir, kişi kendini eğitirse ileri yaşta denge sağlanıyor. Yani sevdiğim şeylerde zaman akar, gider. Ama musibet zamanı, sıkıntılı zamanlarda zaman bir türlü geçmez. Niye? O şeydir, duygular acı çekiyordur. O insan o anda zamanı daha iyi fark ediyordur. Hocam bu zaman algısını çok somut bir örnek futbol maçları. Mesela maçın son 10 dakikası galip takım için o zaman geçmez. Hı. Mağlup takım için de bir türlü hemen geçer. Hemen geçer. Çok inanılmaz insan kendinde bunu çok rahat gözler. İşte zaman beynimiz tanımlamayla ilgili hızlı geçti. Aslında zaman aynı. Psikolojideki teoriler ne diyordu? Bu anı yaşa diyordu. Halbuki anı yaşa değil, anda yaşa. O. Bu anda yaşa ama doyum ertelemeyi de başar. Sınırlarını bil, haddini bil. Biraz bencil olma. Doyum ertelemeyi başaran ruhsal olgunluğa resilience deniyor buna bak psikoloji. Psikolojik sağlamlık deniyor. Psikolojik dirençlilik. Yani resilience'ın olması için bir insanda psikolojik sağlamlığın, psikolojik direncinin olması gibi dayanıklık eğitiminin olması lazım. Dayanıklık eğitiminin olması için de en önemli şey arzu ve isteklerine karşı güçlü olabilmek. Arzu ve isteklerini yönetebilen insan geleceğe hakim olabilir. Canının istediğini yapan, vur patlasın, çal oynayan, duvarları yık, zincirleri kır, canının istediği gibi yaşa diyen eski psikoloji anlayışı şu anda artık sorgulanmıyor, değiştirildi. Bunu da vesileyle söyleyelim. Doyum erteleme deyince herhalde günümüzün en popüler şeyi diyet zaten diye düşünüyorum. O da çok kritik. Şimdi hocam... Diyet deyince hemen bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyur. Bak, ya ben su içsem yarıyor diyor. Peki öyle deyince madem öyle sen diyoruz. Bütün gün yediğin lokmaları bir yazar mısın diyoruz. Bir bakıyor yazıyor ki o her şeyi yemiş. Evet. Bütün malı götürmüş farkında değil. Yemiş. Ya ne içsem yarıyor dedi. Su içsem yarıyor dedi. Aslında yediğinin farkında değil. Zaman algılaması da öyle. Sen yediğinin farkında değil. Algılamıyor. Yiyor. Dünde... Yediğini unutuyor. Ondan sonra ne istem yarıyor diyor. Şimdi hocam sorunuzdan da yola çıkarak kadın ve erkek konusuna biz nasıl bakıyoruz erkekler olarak? Bence kadınlar zamanı şöyle yönetemiyorlar. Mesela her zaman erkek çıkar arabada bekler, kadın bir türlü gelemez. Ya bu çok nettir. Şimdi o yüzden alkışlarla ırmağı alalım, bir öyle bir şey görelim. Ben burada bu skeçte burada oynayayım. Burada başlayayım. Hayatım hadi. Tamam geldim. İlker. Yine pantolonunu ortada bırakmışsın.
Şunu güzelce yerine koydurum hale bak ya Allah'ım ya. Hayatım hadi ama bak Nevzat Hoca'yı bekletiyoruz. Hadi. Aa. İlker'cim ya çöpü de atmamışsın. Aşağı inerken at dedim şunu ya. Hocam gördüğünüz gibi kadınlar çıkamıyor gelemiyor işte. Biz bu yemeğe zor gideriz. Hadi. Buralar kapılar pencereler her yer açık. Televizyonu açık Irmak'cığım, bırakmışsın. Irmak'cığım hadi ama bak Nevzat Hoca'ya ayıp oluyor. E hediyeyi de almamışsın İlker. Arabadan da eve seslenmek ne güzel değil mi? Yani tiyatroyu bu yüzden seviyoruz zaten. Anneciğim yemek hazırladım mutfakta yiyin tamam mı? Ortalığı da dağıtmayın. Hadi ha? Hayatım hadi tamam. Ama gideceğiz. Hadi bak trafik de var şimdi. Hadi. Sen aldın mı her şeyini? Aldım ben neyi ya şey. Aa, cüzdanım kalmış ya. Cüzdanımı alır mısın? Alırım canım. Ama çabuk hadi. Her şey ortalıklarda yani. Ya. Öf. Gidemiyoruz yani. Gidemiyoruz. Biz böyle her şeye bugün size denk geldi kusura bakmayın ama ben her gün bunu yaşıyorum yani. Hadi tamam gidebilir mı? Miyiz? Geldin mi? Heh, tamam. Kravat takmamışsın. Aa, kravat zorunlu değil mi? Zorunlu tabii davet. Hayatım kravatımı alır mısın? Canım evet. Alırım evet. Evet. Ama alırım. Çabuk onu hadi bak alırım. Hoca bekliyor. Yani baştan niye düşünmüyorsun bunları? Birazdan dövecek beni böyle. Tak şunu. Tamam al ver. Direksiyonu da ne güzel. Tamam mı? Gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Baklava alacağız daha yoldan tamam, giderken. Tamam hadi gidelim. Ben nereye oturacağım? Araba iki kişilik. Hayatım sen taksiyle gelsene. Hadi alkışlar şunu da. Düş gecin doğrusu bendim ama. Sen öyle mi düşünüyordun ciddi? Çıkamadı yani, hocam bir tane. Çıkamadı ama bak dikkat et yani. Senin arkanı toplarken çıkamadı. Evet doğru. Değil mi? Biz erkekler yani orada genellikle istiyoruz. Orada mesela televizyonu kapatsan, hediye alsan, kravatını taksan birçok şeyi senin sorumluluğunda olan bir şey yapmadığın için ya yani her şeyi ve bunu da mesela bizim kadınlarımız bunlar da talip oluyor. Yani halbuki bir gün seni yani orada böyle şey bıraksa, sıkıntılı bıraksa sen bir daha dikkat edersin. Yani hep açığı kapatan bir anaç kadın rolü nedeniyle birçok erkekler bunu şey gibi kabul ediyor. Yani gecikmenin sorumlusu oluyor. Buna sebebiyet veriyor. Ve bu konuda bunun farkına da varmıyor iyi niyetle. Biz bunu da bilmek diyoruz. Gerekir. Hem suçlu hem güçlü diyoruz. Evet. Evet. Evet öyle. Yani bunun için zaman yönetiminde kadın erkek farklılığı biraz da şey işleyişle ilgili. Bu neden olmuyor biliyor musunuz? Yani oturup önceden düşünmemeyle ilgili. Dürtüsel yaşıyoruz. Yani aklımıza geldiği zaman yapıyoruz, gelmediği zaman yapmıyoruz. Halbuki normalde insanı diğer canlılardan ayıran özellik frontal lobunun olmasıdır, beyninin. Beynin frontal lobu diğer hiçbir canlıda, şöyle baktığımız zaman yaratılışta hiçbir canlıda beynin bu kadar frontal lobu vücuduna göre gelişmiş bir hayvan yok. Bu bölgeyi biz dur, düşün, harekete geç. Dur, düşün, yap. Dediğimiz zaman orası hareketi olgunlaşıyor orası. Yani iç disiplin sağlıyoruz. Yani bir insan kendini yönetebiliyorsa ancak zamanı yönetebilir. Kendini yönetme bölgesi de eksekutif fonksiyon dediğimiz, yani yürütücü fonksiyonların beynimizin icracı bölgesidir. Ön bölgesi, aktivist bölgesidir. Sadece hayal kuran değil, eyleme geçiren bölgesidir. Yani o şey 3-4 aktivizm, realizm, optimizm ve idealizm. Bu dördünün arasında denge kurar, optimizm oluşturur beynimizin ön bölgesi. Yani optimizm dediğimiz zaman optimalizmi kastettim aslında. Optimalizm oluşturur. Yani en optimal kararı verir. İdeale bakar, aceleciliğe bakar, aktivizme bakar, realizme, gerçeklere bakar. Bu üçüne baktıktan sonra optimalizm oluşturur. Yani optimal karar budur der. Yani uçlarda mesela aceleci insanlar acelecidir. Hemen pat diye en sivri, en uç hareketi yapabilirler. Ama realist insanlar en uçla gerçekler arasında denge kurar. Bu optimalizm oluşması için beynin bu üç dürtüsünü aynı anda kullanabilmesi gerekiyor. Yani bu da kadın erkek beyninin bu konuda farkı yok. Yani kadın ve erkeğin aktivist yönler farklıdır. Ama sonuçta hepsi de beyninin ön belgesini kullanma yönünden eşittir. Soru alalım mı hocam? Tamam. Var mı soru? Şimdi bazı insanlar ertesi gün çok önemli bir toplantı ya da sınavları olduğunda
hiç alarm kurmuyorlar. Benim çok dikkatimi çekiyor. Hatta benim de çok imrendiğim bir özellik bu. Alarm kurmadan sabah çok erken bir saatte kalkıp günü planlayabiliyorlar. Ya ben çok merak ediyorum. Bazı insanlar bunu yapabiliyorken bazılarımız neden yapamıyor? Acaba beynimizin bir iç sesi mi var? Bir iç alarm mı var bizi bu şekilde harekete geçiren? Evet. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi burada beynimizin bir özelliği kendi kendini programlayan bir organ beynimiz. Kendi kendini programlıyor. Bu diğer canlılarda bu yok. Enteresan. Yani diğer canlılarda genetik algoritma neyse ona uygun yaşarlar. Yani zaman kavramı, zamanı algılama, geçmiş ve geleceği algılama özelliği insanda vardır. Sadece insan yarın ne olacak der. Gelecek planlaması yapar. Ama bir hayvan anı yaşar. Sadece onu yaşar. İnsandaki bu özellik nedeniyle zamanı doğru şekilde kullanabilmesi önemli. Tabii bu özellikle ilgili beynimizde bununla ilgili bir altyapı da doğuştan var. Yani yaratılıştan öyle bir altyapımız oluşmuş. Hatta sabah saat 4'te kalkacağım diye saati kurarsanız saat 4'te ol bir dakika önceden pat diye uyanırsınız bazı insanlar. Ama kalksam da olur, kalkmasam da olur derseniz kaçırırsınız çoğu zaman. Yani bir insan bir şeye, onun için beynimiz duygu organı mı, yani Descartes'in yanılgısı diye bir kitap var biliyorsunuz. O kitap ne dedi? Descartes ne demişti? Düşünüyorum o halde varım demişti. Yani beyin sadece akıldan, aklı yüceltmişti. Ama daha sonra 1990'lı yıllarda duygular bilimsel kategori olarak anlaşıldı. Duyguların beyinde biyokimyasal karşılıkları bulundu. Bundan sonra o halde insan hissediyorum, o halde varım oluştu. Şu anda son yıllarda da şu ortaya çıktı, inanıyorum o halde varım ortaya çıktı. Neden? Bir insan bilgisayardaki enter tuşuna bastığı an, inandığı zaman beyin ona uygun davranmaya başlıyor artık. Ona uygun. Arabaya biniyorsunuz, buradan Taksim'e gideceğim diyorsunuz. Başka şeylerle meşgul olursunuz ama farkında olmadan siz direksiyonu o yönde kullanıyorsunuz. İşte beynimiz kendi kendini programlıyor. Aynı şey beynimizdeki kronobiyoloji diye geçen bir bilim dalı var. Bununla uğraşıyor. Yani beynimizde biyolojik ritim var. Biyolojik ritim hatta ilginçtir. Beynimizdeki biyolojik ritim dünya saatine göre değil, ay saatine göre çalışıyor. Dünya saati nedir? 24 saattir. Ay saati 24,5 saattir. Mesela kadınların mensi de adet düzeni de 28 gündür. İşte o da ay saatine göre çalışır. Beynimizdeki saat de 24,5 saate göre çalıştığı için eğer biz kendimizi programlamazsak hep gecikiriz. Yani kendi bir insan her gün yarım saat atar ve gece gündüz karışır. Onun için kişinin devamlı kendini planlamak gibi bir zorunluluğu çıkıyor böyle. Bu özellik dolayısıyla biyolojik ay saati değil, dünya saati değil, ay saatimize işlemesi beynimizi insanı şey yapıyor. Yani biyolojik ritmimizi kendimize bir özgür alan bırakmış yaratılıştan. Bu nedenle bu özellik nedeniyle beynimizdeki biyolojik saati biz kendimiz düzenleyebiliriz. Bunun için kişinin inanması gerekiyor. İnandığımız bir konuda yapabiliriz. Ama inanmıyorsak bir konuya, onu bir içselleştirmiyorsak, benimsememişsek kaçırırız. Onun için zaman yönetiminde bu kişinin beynini programlama becerisini kazanması önemli. Bu da kolay kazanılan bir şey değil. Yani bu da işte dayanıklık eğitimi dediğimiz kişinin isteklerini, dürtülerini kontrol edebilmesi, duygularını, heyecanlarını yönetebilmesi. Ama bunun için de en önemli şey amaç belirlemesi gerekiyor. Amaçlı davranım dediğimiz durum var burada. Hani şans için bir şey söylenir. Ya ne şanslı adam denir. Şans aslında şans değildir. Akılla fırsatın kesiştiği noktadır. Fırsatlar hepimizin önünden şerit gibi geçiyor. Zamanı iyi kullanan kimse doğru pozisyon alıyor. Bekliyor orada. Kedinin fareyi beklemesi gibi saatlerce bekliyor. Pat diye fırsatı yakalıyor. Ama kendini akıntıya bıraktıysan fırsatlarla birlikte sen de akıp gidersin. Ve şanssızım diye de hayıflanıyor. Hocam programımızı izleyen izleyicilerin çok iyi bildiği bir tipleme var. Benim hep delirttiğim bir doktor tiplemesi. Alkışlarla Ceyhun'u çağıracağız. Ve Irmağa tabii. Hadi. Evet.
Şimdi öncelikle başlamadan şeyi söylemek istiyorum. Haftalardır İlker Bey'den başka birisini gördüğüm için çok mutluyum ben. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ben çok mutluyum. Şimdi sizin raporunuza bir bak bulmam lazım. Önce kusura bakmayın birazcık. Ha, sizin raporunuz bu... Yok. Bu değilmiş. Sizde mi raporunuz? Yok, benim raporum yoktu. Ha, size ilaç yazacaktık. Çok özür dilerim, size ilaç yazacaktık. Yok hocam, yok. Ben kızımı getirmiştim size. Siz sonucu açıklayacaktınız şimdi şeye göre. Ha ya, doğru. Çok ya, ben biraz bu aralar İlker Bey'den mi bulaştı bilmiyorum. Bir ufak bir dikkat dağınıklığı gibi bir problemim var. Hastanız mı var? Hocam çok uzun sürer mi? Ya benim çok acelem vardı. Bekleyemiyorum ben. Yok İlker Bey, çıkın bir şey yapacağım. Ne kadar sürer hocam? Çok sürer. Hasta çıkana kaç kadar? Kaç dakika sürer hocam? Çok sürmez. Hasta çıkınca bana gelirsiniz. Bana bir dakika söyleyin hocam. Ben beynimi... En fazla 10 dakika. Ha, en fazla kronobiyoloji 10 dakika. Şeymiş ya. Ha, tamam. İlker Bey... İlker Bey, evet. Sizin kızınız vardı. Kızınızı da gözlemledik biz. Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı olma durumunu gösterdik. Bu tarz kişiler zamanı yönetememe ile ilgili genelde. Mi? Evet. Hmm. İlk belli hocam 10 dakika geçti hadi. Mesela şekil A'da anlatıldığı gibi 10 saniye geçti yavrum. Dakikayla saniye arasında 60 katı fark var. Bart diyorum beni hastanın yanında. Tamam hocam. Ben... Bartma beni hastanın yanında, çıkar mısın? Ben 9 dakika sonra geliyorum. Sakin olun hocam. Neyiniz vardı sizin? Raporunuz vardı değil mi? Yok, kızımdan bahsediyorduk. Ha, kızınız vardı. Evet. Ha, bu tarz kişiler uzun süre bir şeye odaklanamama durumunu yaşayabilirler. Hocam, bekleme salonu basıyor beni ya. Ya bir sürü dergi mergi, hepsi çok sıkıcı. Ben... Yavrum çık. Dergini oku. Alacağım ben seni. Hocam, hanımefendi bak, biraz... ayıp oluyor. Hanımefendi biraz acele edersek. Alacağım ben seni. Hiperaktivite diyorduk hocam. Vallahi sen anlat hiperaktivite ne? Ben artık gerçekten yani kızınızda evet bir hiperaktivite başlangıcı gözlemledik. İlgisi çok çabuk başka yerlere kaydı. Hocam bari burada bekleyeyim ya. Gerçekten çok sıkılıyorum ya. Size yardımcı olurum belki. Hocam lütfen çıkarmayın. Ben zaten sadece sonuç göstereceğim. Ne göstereceğim? Sonuç göstereceğim. Evet. Hani şey oluyor ya hocam, sonuç göstereni muayene olanı bekletmiyor doktor, değil mi hocam? Yani sonuç gösterme çabuk olduğu için muayene beklemesin diye araya alıyorlar doktorlar. Onu öyle bir yapsak, sonuç göstersen ben. Sen sonucunu göster, tamam. Sen sonuç göster. Muayene zaten ben yetişemedim. Zaten bakamıyorum hocam, her şey birbirine girdi. Bir şey söyleyeceğim. Girdi. Şimdi mesela sonuç, yani iki sonuç bir muayene kadar filan tutuyordu galiba zamanlama olarak. Ben o zaman şöyle toparlayayım. Mesela şu an iki bir sonuç. Dört bir muayene, iki sonuç. Evet. Mesela şu an bir sonuç, bir muayene. Bence bu dört sonuç eder üç yani. Üç buçuk. Sen bana iki sonuç daha getir. Tamam. Tamam. Senin neyin vardı? Senin kızın vardı. Yok. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Heh. Şimdi iki sonuç, iki muayene. Aslında bir sonuç daha alsanız gün biter zaten. Bence... Hocam ben size asistan olup yardım edeyim mi? İyi oldu. Ben size direkt sonuçları vereyim. Hanımefendi... Sende dikkat bozukluğu var. Bende de dikkat bozukluğu var. O zaman sen normalsin. Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam. Anlamıyorsa biz normaliz. Hocam bence ameliyat olsun. Bunlar benim sonuçlarım değil mi? Vallahi artık kime verirsen sen onu. Yani... Ben Nevzat Hoca'ya gidiyorum. Dikkat bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz durumun üç ana şeyi vardır, bölümü vardır. Yani birinci bölümü hiperaktif olur bu kişiler. Yerinde duramaz, kıpır kıpır olur. Eli durmazsa ayağı oynar. İkincisi bu hiperaktivitenin dışında dikkat sorunları vardır. Normalde bir insanın derste 40 dakika dikkatini korur. Ama bu çocuklar dersin 10-15 dakikasından sonra dikkat gider. Başka bir şeydir. Dışarı bakarlar. Silgilerle oynarlar, kağıtla oynarlar. Sonuna kadar sürdüremezler çocuklar o dikkatini. Bu özellikleri vardır. Üçüncüsü de dürtüseldirler bunlar. Yani dürtülerini ertelemeyi başaramazlar. Doyum ertelemeyi başaramazlar. Aklına ilk gelen şey hemen parmağını kaldırırlar mesela. Sıralan arasında dolaşırlar. Aklına mızırlık gelir, silgiyi fırlatırlar arkadaşına. Yaramazlık sanarız. Aslında çocuklar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vardı. Bir demiri yola fırlarlar, çoğu trafik kazası geçirir. Ağaçlardan düşerler. Bu kişilerin beynin ön bölgesinde dopamin eksikliği var. Hemen bir dikkate odakladığı zaman dopamin bitiyor beyinde. Diğer bölgelerdeki dopamin onu tamamlamaya çalışıyor kişiye. Bu sefer de diğer bölgelerdeki dopaminler de genellikle motor dopaminler. Başlıyor çocuğun eli ayağı oynamaya başlıyor. Yani o kişiye frontal lob eğitimi yapılırsa, dikkat eğitimi yapılırsa
Burada hatta bununla ilgili VTR'mizde de dikkat testi, dikkat eğitimi, kognitif rehabilitasyon gibi programlar var. Beynin ön bölgesini eğitiyoruz. Yani normalde diyelim fizik tedavide kol zayıf olunca ne yapılır? Egzersizler yapılır. Aktif, pasif. Kol güçlendirilir. Burada da beynin ön bölgesini güçlendiren bilgisayarlı eğitim modülleri var. Onlar yapılıyor. Dikkat eğitimi yapılıyor. Yani beynin ön bölgesini yönetme konusunda bilgisayarlı modüllerle birlikte nörobiyofeedback gibi modüller var. Yani kişi düşünce gücüyle topu havaya kaldırıyor. Kişi düşünce gücüyle uçağı uçuruyor gibi yöntemler. Yahut da o kognitif rehabilitasyon programlarında kişi oradaki zorluk seviyelerine göre farklılık, benzerlik ve renk gibi üç kavramı aynı anda kullanma, bağlantı kurma, altyapı geliştiriliyor beyinde. Bunlar yazılmış, standartize edilmiş, bilimsel olarak test edilmiş programlarla dikkat eğitimi yapılıyor. İlaç kullanmaya ihtiyaç daha az olsun diye. Sorunla geldiği zaman pat diye ilaç ver, ömür boyu bir kimse ilaç mı kullanacak yani? O da çok sakıncalı. Yani ilaçla birlikte frontal lob eğitimi yapılması lazım. Dikkat eğitimi yapılması lazım kişiye. Bu yapılırsa ileride ilacı kesmek kolay oluyor. Kişi beynin ön bölgesinde geliştirdiği eş zamanlı ilaca ihtiyacı azaltılarak kesilebiliyor. Yoksa ömür boyu sen bunu kullanacaksın deniyor. O da bir malpraktistir. Yani tıbbi olarak hatalıdır. Onun için ilaç gerekince kullanılır. Ama bilinçli kullanılması lazım. Ama ilaçla değil, dikkat eğitimiyle birlikte kullanılması lazım. Disiplin eğitimiyle birlikte kullanılması lazım. Bunun için dikkat eksikliği, hiperaktivite hem çocukla hem erişkinde dikkat eğitimiyle zaman yönetimini öğreterek bu kişilere altında beyinlerini eğitmiş oluyoruz. Hocam Gökmen hocamıza bağlanalım. Bahsettiğiniz tedavileri yerinde görelim. Evet. Gökmen hocam söz sizde. Nevzat hocam, İlker merhaba. Bugün zaman yönetiminden ve zaman yönetimini bozan hastalıklardan bahsettik. Bu hastalıklardan belki de en sık rastlananı ve kişinin hayatını ciddi biçimde zora sokanı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Bugün size dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanısına yardımcı olarak kullanılan bir testten bahsedeceğim. Bu test TOVA adı verilen bir test. Test oldukça rutin biçimde yaklaşık 20 dakika kadar kişiye belirli bir uyaran veriliyor ve farklı uyaranlar arasında bu uyaranı seçip verilen komutu yerine getirmesini söylüyor. Basit bir bilgisayar testi. Kişinin bilgisayar kullanım konusunda uzman olması gerekmiyor. 5 yaşından itibaren tüm yaş gruplarında uygulanabilen bir test. Bu test kişinin ne kadar hata yaptığını, yanlış uyaranları ne kadar filtreyebildiğini, doğru uyaranları ne kadar seçebildiğini, içinden basmak geldiği zaman yani dürtüselliği olduğu zaman bu dürtüselliğe ne kadar hakim olabildiğini, ne kadar baştan sağma cevaplar verebildiğini gösteriyor. Aslında test hem kişinin dikkatinin ne kadar olduğunu, dürtüselliğinin ne kadar olduğunu ölçüyor. Ama bunun dışında kişinin ilaç tedavisine yanıt verip vermeyeceğini de değerlendirebiliyor. Test öncelikle bir kez yapılıyor. Sonrasında kişiye bir doz test ilaç veriliyor. 2-3 saat kadar sonra testin tekrarı yapılıyor. Bu verilen test doz ilaca göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı ilaçlarda 1 saat, 1,5 saat, bazı ilaçlarda 3 saat kadar sonra. Özellikle gençlerin ve çocukların tedavisinde aileler gerçekten dikkat eksikliği olup olmadığı konusunda emin olmak ve ilaç tedavisinden fayda görüp görmeyeceğinden emin olmak istiyorlar. Böyle durumda testin kullanımıyla birlikte hem dikkatindeki bozukluk gösterilmiş oluyor, hem ilaç tedavisinden sonra olası düzelme, değişiklik gösterilmiş oluyor. Teşekkür ediyorum, mutlu bir gün diliyorum. Gökmen hocamıza teşekkür ediyoruz. Gökmen hocam çok güzel özetledi. Yani beyindeki dikkati ölçebiliyoruz, dikkat zamanını ölçebiliyoruz. Ve bunu tedavi ettikten sonra tekrar ölçüyoruz. Aradaki fark düzelmiş mi ona bakılabiliyor. Bu nedenle yani sadece ilaç değil, burada kognitif rehabilitasyon dediğimiz, bilişsel eğitim dediğimiz dikkat eğitimleri de ve disiplin eğitimleriyle birlikte ilaç giderse dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisi daha sağlıklı, daha kalıcı olur. Ben bugünkü bölümden özetle şunu anladım. Zaman yönetimi ve önceliklendirme, önem sırasına göre önceliklendirme ve zamanı yönetmek insanın hem sosyal ilişkileri için hem iş hayatı için oldukça önemli. İş hayatında başarılı insanların da en çok burada verimli çalıştıklarını görüyoruz. Zamanı iyi yönettiklerini görüyoruz. Zaman yönetimi üretkenliğin, verimliliğin ve başarının
en önemli aracıdır. Yani hayatta bakıyorsunuz böyle önemli işler yapmış kişiler, amaçlarına yönelik zamanlarını iyi yönetebilmiş kişiler. O konuyu analiz ettik, tartıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ben herkese teşekkür ediyorum, bütün katılımcılara. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.